Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukraten ve asila la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena lekel hamdu kulluh ve lekel mulku kulluh ve biyedikel hayru kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruhu ente munteha şe'ni kulli Sübhane zil mulki vel melekut Sübhane zil izzeti vel ceberut Sübhanel hayyillezî la yemut Sübhanel melikil halim Subhanallahil vahidil azim. Tebarakallahu ahsenul halikin. Allahümme inni e'ûzu bike minel kufri ba'del iman. Ve minel dalaleti ba'del huda. Ve minel hevani ba'del kerame. Ve minel zulli ba'del izz. Ve minel khilafi ba'del kabul. Allahümme entel evvelu feleyse kableke şey. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت القاهر فوق عبادك والباقي بعد فناء خلقك وأنت العزيز الحكيم سبحانك تباركت وتعاليت عما يقولون الظالمون علوا كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Bakara suresi 23. ayet. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlıysanız. Açıklama. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin başta gelen delili, Allah tarafından kendisine verilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın Allah'ın sözü olması, icaz vasfına sahip olmasıyla tezahür etmiştir. İcazı da itiraz eden kafirlere tehaddi etmesi, yani benzerini yapmaları konusunda onlara meydan okuması ile ortaya çıkmıştır. Bu ayet, tehaddi safhalarının sonuncusudur. Şöyle ki, 1. Kur'an ilk meydan okuduğunda Kur'an'a benzer bir söz istedi. 2. Uydurma hikayelerden de olsa 10 surenin benzerini, 3. Hiç değilse bir surenin mislini getirmelerini istedi. 4. Tam misli olmasa da kısmen olsun Kur'an'a benzer bir söz söylemeye davet etti. Ne nüzul asrında ne de ondan sonra bir cevap çıkmadığından İcazı sabit oldu. 24. ayet. Bunu yapamazsınız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. Şirası
insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış o ateşten sakının. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Fe illem tef'alu, şimdi devam ediyor. Fe illem tef'alu, getiremezsiniz demek. Bu cahd-ı mutlaktır. Yok. Cehd-i mutlaktır. Evet, cehd-i mutlak yazıyor. Geçmişte mutlak olumsuzluk. Lem, geçmiş zamanın bütününü içine alır. Fe illem tef'alu, geçmiş zamanın bütününde de zaten getiremeyeceksiniz demek. Getiremediniz demek. Velen tef'alu, bu da cehd-i mutlakın daha da muzafı, cehd-i mustarak. Ayetin başındaki lem geçmiş zamana, diğer ayetin başındaki len ise gelecek zamana bakar. Lem tef'alü, geçmişte getiremediniz. Ve len tef'alü, len te'kidi nefi istikbaldir. Kıyamete kadar bütün insanlar ve cinler toplansalar asla getiremeyeceksiniz demektir. Bu ayet bir mucizedir. Evet. Efendimiz'den bugüne kadar ve Efendimiz'den yaşadığı dönemdeki, Hodri meydan çektiği o dönemdeki insanlar bile Kur'an-ı Kerim'in, geçen hafta bunu genişçe izah etmiştim, değil bir suresine, değil bir ayetine, hatta bir kelimesine, hatta bir harfine bile benzer getirememişlerdir, getiremeyeceklerdir. Velen tef'alû, şu ana kadar da kimse getiremediğine göre tek başına bu ayet bile Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatıdır. Gayb'tan bir haber veriyor ve mucizedir. Feyim ayetin başında, 24. ayetin başındaki feyim mufaceedir. Hemen demek. Takibiye de olur. Hemen ansızın toplanın. Veya hep beraber hemen bir araya gelin. F harfi bunu ifade ediyor. İllem tef'alü, getiremediniz. Velen tef'alü, getiremeyeceksiniz. Getiremezseniz ne olur? Öyleyse fettakun nârelletî vekûduhennâsü vel hicâra u'iddet lil kâfirîn. Fettaku, takva kelimesinden. Hüdellil-Müttakin ikinci ayette Bakara suresinde bu takva kelimesi üstünde genişçe durmuştuk. Ama burada fe yine hemen fe-i takibiye veya fe-i mufacie, getiremezseniz hemen arkasından fettakû, sakınınız demek. Kaçınınız. Kendinizi koruyunuz. Neden? Ennâra, ateşten. Elleti, öyle bir ateş ki, vakuduhennâsü vel hicâra. Vakuduhe, onun yakıtı demek. Ennâsü insanlardır. Vel hicâra, taşlardır. Yakıtı, çırası, tutuşturucu maddesi, taşlar ve insanlar olan öyle bir ateşten de Allah'a sığının, kendinizi koruyun demektir. Üiddet lil kafirin, oraya mutlaka kafirler iade edilecektir demiştir. Şimdi biraz bu parçalar üstünde durmakta fayda vardır. İlk defa geçen nar kelimesi. En nar. Kur'an'da ve hadislerde cehennem ateşini ifade etmek için kullanılmış Kur'ani bir tabirdir. Ennar. Fakat burada naru cehennem denmemiş. Burada cehennemin adı geçmiyor. Ahiretteki ateşin adı da geçmiyor. E nereden bildik bu ateşin cehennem ateşi olduğunu?
Çünkü sonunda cümlenin üiddet lil kafirin, kafirler oraya iade edilecektir. Ahirette iade edilecek ateş olduğuna göre bu demek ki cehennem ateşi demektir. En nar kelimesi. Nar çekiyoruz biraz. Nar sözlükte ışıklı ve aydınlık olmak demektir. Zaten ateş de yandığı zaman etrafını ışıklandırır. Kelime nevr kökünden, nevera kökünden türemiştir. Aslında nur kelimesi de aynı kelimeden. Nur, nevera. Nur kelimesi, nar kelimesi ya nurla nar aynı kökten türemiş. Yakıcı olursa nar, aydınlatıcı olursa nur demektir. Evet, Ragıp el-İsfahani müfredatında diyor ki, narın gözle görülen alev, mutlak manası ısı, cehennem ateşi ve savaş ateşi gibi kısımlara ayrıldığını Kur'an'dan misaller vererek anlatmış. Evet, nar ile nurun aynı kökten geldiğini az önce söylemiştim. Nar insanların dünya hayatı için faydalıdır. Nar ateş olmasa ya yemeklerimiz pişmez. Gerçi biz ateşi yangında kullanır, kötü kullanırsak o bizim için şer olabilir. Üstad bunu biliyorsunuz, 12. mektupta anlatıyor. Yani bazıları ateşe şerdir. Hayır, halkı şer, şer değildir. Kesbiser şer, şerdir bahsini anlatırken diyor ki mesela ateş. Aslında ateş insanların dünya hayatı için nar ateşi faydalıdır. Nur ise müminlerin ahiret hayatı için faydalıdır. Tekrar edeyim. Nar herkes için dünyada faydalı. Nur ise müminler için tabii özellikle ahirette faydalıdır deyip Ragıp el-İsfahani müfredatında Nevara kökünden meseleyi anlattığı yerde. Narın mecazi olarak Kur'an'da nar kelimesi mecazi olarak akıl, rey yani görüş manalarında da kullanılmış. Hadis-i şeriflerde de böyle geçiyor. Efendimiz müşriklerin rey ve görüşüne başvurmayın mealindeki hadis-i şerifte müşriklerin narına başvurmayın. Hadis öyle geçiyor. Müşriklerin reylerine, görüşlerine demek başvurmayın. Nar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 145 yerde geçmekte olup 118 yerde cehennem ateşi olarak, narı cehennem olarak ifade edilmiştir. 12 ayette de nar izafe terkibiyle anlatılı. Azab-ı nar olarak, narı cehennem olarak böyle izafe terkipleriyle anlatılıyor. 9 ayette de narı cehennem terkibi vardır. Kur'an'da dünyevi ateş manasında 27 yerde geçer nar. Dünyevi ateş olarak mesela Ali İmran 183'te diyor ki burada kurbanı yakıp yok edecek ateş. Ayete bakarsınız, daha uzun etmek istemedim. 183. ayet. Ayrıca savaş çıkartmak için fitne çıkartmaya da ateş demiş Cenab-ı Hak. Nar kelimesi fitne nar kelimesiyle ama savaş çıkartmak için yakılan yapılan fitne. Bugün Türkiye'de var bu savaş çıkartmak için öyle lafları uyduruyor ki fitne lafları işte bunlar da nar cehennemdeki narla beraber nar. Mesela Maide suresi 64. ayette küllemâ evkadû nâran lil harbi etfa'ahallahu ve yes'avne fil ardı fesade vallahu la yuhibbul mufsidin. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onları söndürmüştür ilahir.
Fitne çıkartmak, savaş çıkartmak için fitne sözlerinin de cehennem ateşi gibi bir ateş olduğunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ayrıca ilahi kudretin tecellisi olarak yukarıdan gönderilen alev de Kur'an'da ateş olarak anlatılmıştır. Yurselu aleyküme şuazun min narin nar ve nuhasun fela tentasiran. Üzerinize yalın bir ateş alevi, yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız diye Rahman suresi 35. ayette bir de böyle bir ateşten bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın içine Nemrut tarafından içine atılan ateş de ateş olarak bahsedilmiştir. Kulna ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ya nar kuni. Biz de ey ateş dedik İbrahim'e serin ve zararsız ol manasında. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'ya giderken gördüğü bir ateşten bahsedilir. İzra'e naran fekale li ehlihim küsü inni enestü naran. Burada iki defa geçiyor nar. Lealli etiküm minha bi gabesin ev ecidu alen nari hüde. Bir defa daha geçiyor. Bu ayette üç defa nar, ateş yani geçmiş. Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin. Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum dedi şeklinde. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de Taha 10'da geçiyor. Neml suresi 7 ve 8. ayetlerde geçiyor. Kasas suresi 29. ayette de geçiyor. Hadis kaynaklarında da nar kelimesi aynen ayetlerde geçen farklı manalar gibi farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu mevzuda tefsirlere baktım. Mesela İmam-ı Cahiz meşhur. Geçen hafta da bahsetmiştim Cahiz'den. Üstad da çok bahsediyor. Cahiz'den itibaren cahiliye Araplarındaki konumu üzerinde durulmuş ateşin. Cahiz kelimenin Kur'an'daki kullanılışına temas ettikten sonra onun insan hayatının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekmiş ve Allah'ın bize gönderdiği en büyük nimetlerden bir tanesinin dünyadaki ateş olduğuna dikkat çekmiş. Allah zulüm ve azgınlıkları ile bunların bu zulümleri ileri boyutlara varan, insan onurunu hiçe sayıp toplumun huzurunu bozan, geçmiş milletleri su, rüzgar ve taşlarla helak ettiği gibi ateşle de cezalandırmıştır. Burada şöyle çok ince bir şey aktarmak istiyorum. Erbabına lazım olacak. Değerli arkadaşlar, yukarıda ateş kelimesinin kaç manalarda kullanıldığını anlattım. Ateş kelimesi, fitne de bir ateştir dedik. Ondan sonra bunun farklı versiyonlarını saydım. Zulüm de bir ateştir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'in mecazi olarak, ateş olarak ifade ettiği hangi hatalar, hangi kusurları işlerseniz, dünyada da cezası ateşler içinde yanma şeklinde olur. Başka bir deyişle dünyada bile başımıza gelen musibet ve belalar ettiğimiz şeylerin cinsinden olarak bize geleceğini İmam-ı Cahiz buna dikkat çekmiş oldukça hoşuma gitti ve bu mevzuda yazılan bir hayli güzel kitaplar da vardır. Nar kelimesi üstünde durdum. Öyle bir ateş ki elleti vakudühen nasu vel hicara. Değerli kardeşlerim, bu da bir Kur'an mucizesidir. Yani cehennemin yakıtı, hani biz böyle biraz mesela kömür odunda ateş yakacağımız zaman bir çıra koyarız. Kibritle önce çırayı tutuştururuz. Sonra o diğerlerini yakar, tutuşturur.
Cehennemin de ateşini tutuşturacak yakıta ihtiyaç var. İşte bu insanlar ve taşlardır. Eski tefsirlere baktım. Yani insanlar yanar. Trafik kazasında filan bakınca insanlar yağlı. Bir tutuşunca insanlar yakıt olabilir. Ama acaba taşların yakıt olması nasıl olacak? Taş yakıt olur mu ya? Eski müfessirler bunları anlamakta zorlanmışlar. Fakat bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Evet, hicara kelimesi taş manasına gelen hacer kökünden çoğalmış, çoğuludur. Taşlar demektir. Yani ileride kükürt, kömür gibi taş cinsinden yakıtların da zuhur edeceğine ayet işaret etmekle beraber ileride onlar bizim için de evi ısıtmada bazı yakıtlar olacağına dikkat çekmiştir. Şimdi Ennes burada marife gelmiş. Hangi insanlar bu? İşte Kur'an'a inanmayan, Kur'an'a isyan eden, Allah kelamı değil o bir beşer sözü diyen, o hani yukarıdan beri hodri meydan çektiğimiz insanlar var ya, işte o insanlar, marife o geliyor o manada. Vel hicara da burada ikisi de marife olarak aktarılması da şundandır. Çok önemli bir şey söylüyorum. Taşlaştırılmış insanlar da cehennemin yakıtı olacak demektir. Elmalı Hamdi yazar bunun üstünde çok duruyor. Gerçekten çok duruyor. Hani ta Hazreti Nuh döneminde putlar vardı. İnsanlar putlaştırılmış. Beşer tarihinde değişik putlar var. Hala var. Dünyanın muhtelif yerlerinde. Ülkemizde de var. İnsanlar sevdiklerinin putunu yapıyor. Sonra da saygı duruyor. Sonra da tapıyor. Sonra ilahım diyor. Kademe kademe beşer tarihinde çıkan putların da çıkış noktaları vardır. Kur'an-ı Kerim bunları değişik yönleriyle anlatır. Süleyman Ateş'in Kur'an'a, İslam'a itirazlar, Kur'an'dan cevaplar kitabında putperestliğin nasıl çıktığının tarihçesini anlattığını okudum. Ve mesela Kur'an-ı Kerim Lat, Uzza, Menat, Ved Hazreti Nuh'un bir torunudur. Muvahhid bir insandı. Kalbi, gönül hayatı olan büyük bir hatipti. İnsanların gönlüne girdi. O ölünce şeytan sağdan yaklaşarak bu insan unutulmamalı dedi ya. Bir resmini yapalım. Gelecek nesiller de görsün. Resmini yaptılar canım. Resmi kim görecek? Şöyle meydana bir heykelini yapalım da herkes görsün dediler. Heykelini yaptılar. Ara ara gidip saygımızı ifade edelim dediler ve böyle kademe kademe insanlık tarihinde putperestlik ortaya çıktı. İşte bu putlar da insanlardır aslında. Kabe'nin etrafında 360 tane put olduğundan bahsedilir. Bunlar da bu şekilde meydana gelmiştir. Niye Türkiye'de bu kadar heykellerin, putların sayısı fazla? Niye dünyada bu kadar putların sayısı fazla? Canım cehennem çok büyük de ondan. O kadar büyük cehenneme çok yakıt lazım. Onun için de Kur'an'a itiraz eden kafirler lazım. Bir de putlaştırılmış o putlara ihtiyaç var. Onun için bir yönüyle bir kısım ehli dünyanın bazı putları çok yapmasının da belli hikmetleri var ahiretimiz açısından. Cehennemde yakıtların da çoğalması açısından oldukça dikkat çekici, nükteli ve iç içe mucizeler olan bir kelam-ı ilahidir bu. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu bir mucize. İnsanların ve taşların yakıt olması, kükürdün, kömürdün, madenin yani taşların da yanması bir ifadesi ayrı bir mucize ve bu mesele
O günden bugüne kadar Kur'an'ın benzeri getirilememiş. O da ayrıca bir mucizedir. Üiddet lil kafirin. Son cümleye geldik şimdi. Evet. Oraya mealine bakıyorum. Evet, dördüncü ayet, oraya iade olacaksınız demek. Orası kafirler için hazırlanmış, üiddet, hazırlanma manasında, iade edilme, oraya iade edilecek manasında, lil kafirin, kafirler için demek. Yani yukarıdaki nar kelimesi cehennem ateşine bağlanıyor. Cehennem ateşi de ayrıca kafirler için orasının hazırlandığına dair burada çok sarih bir ifade, hazırlandı diyor. Birkaç şeye kısa kısa temas etmek istiyorum. Artık bunu bitirdim mi bir fasılda bugün dersi bitirmiş olacağız. Öyle gerekti yani, bölemedim. Cehennemin el an mevcut olduğuna delil olarak bu son cümle Ehl-i Sünnet ve Cemaat tarafından cehennemin el an mevcut olduğuna dair bir delil olarak getirilmiştir. Bildiğiniz gibi birinci mektupta cehennem var mıdır? El an mevcut mudur? Varsa yeri neresidir? Bir de muhakematın birinci makalesinin 12. mukaddimesinin içindeki 12 meseleden bir tanesinde de yine cehennem el an mevcut mudur? Varsa yeri neresidir? Üstad oralarda bu soruların cevabına genişçe yer verirken Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın el an cennetin de cehennemin de mevcut olduğuna dikkat çekiyor. Tahtel arz olduğuna, çekirdek halinde. Ama Mutezile el an mevcut değildir demesi nursuz ve ateşsiz olmasındandır deyip üstad onun da yorumuna dikkat çekmiş. Evet, cehennemin el an mevcut olmasıyla alakalı çok delil var. Bir tanesi de işte bu üiddet kelimesidir. Hazırlandı demek. Demek ki geçmiş zaman tipiyle anlatıldığına göre el an cehennem mevcut demektir. Üstünde durmaya değer görüyorum. Lil kafirin, kafir kelimesi üstünde 6. ve 7. ayetlerde çok geniş durduğum için şu anda oraya girmek istemiyorum. Tabi burada cehennem kelimesi yok. Ama ateş dendiği zaman akla cehennem gelir. Daha ileride cehennem kelimesi gelecek. Cehennem ne demek? Cinsleriyle, çeşitleriyle, dereceleriyle, farklı farklı isimleriyle inşallah cehennemin üstünde de duracağız. Ama burada sadece Cenab-ı Hak ateş kelimesiyle cehenneme telmihte bulunmuştur. Cehennem kelimesi, cahim kelimesi, haviye kelimesi, hutame kelimesi, leza kelimesi, sair kelimesi, sakar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de cehennemi anlatan 7 tane isim. Bir yerde cehennemin 7 kapısından bahsedilir. Ayette sarih olarak cehennemin 7 kapısı olarak ifade var. 7 cehennem var demektir. Onların da isimlerini saydım ama tasvirleri, bir kısım daha farklı noktaları, inşallah onları da gelecek bir cehennem kelimesi geçtiği zaman anlatalım. Böylece 23 ve 24. ayetleri geçen hafta muhtevası, bu hafta da müfredat manalarıyla kısaca aktarabildiğim kadar huzurlarınıza getirmiş oldum. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Bu son ayette cehenneme telmihler var. Ateşle, azapla korkutmalar var. Bunlar terhipti. Kur'an'a inanmamış. Böylece Efendimizin peygamberliğine inanmamış.
O malum insanlar, yani kafir olan insanlar, ennas. İşte onlar böyle bir cehenneme, ateşe gideceklerdir. Terhip bu. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanmış, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanmış, Kur'an'ın inzaline ve tenziline inanmış. Yukarıda 21 ve 22. ayetlerde delilleriyle de müeyyet bir Allah inancına sahip olmuş kimseler var. Ya Rabbi, şimdi insanlar burada inananlar, inanmayanlar diye ayrıldı. İnanmayanları onlar için cehennem var dedin ya Rabbi. Acaba inananlar için ne var? İşte 25. ayette de ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat ila ahir ifadesiyle Kur'an'a inanmış, itaat etmiş. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanmış, itaat etmiş, Allah'a inanmış ve itaat etmişler içinde altından ırmaklar akan cennetle müjdele deyip tergibe geçmiş oluyoruz. Terhip ve tergip dengesi içerisinde Kur'an'da her şey o kadar münasebettar birbirleriyle, o kadar mana bütünlüğü var, o kadar akıcı anlatılmıştır ki böylece terhipte durduk, gelecek hafta tergip ve cennet bahsine intikal etmiş olacağız. Herhalde gelecek hafta bir derste sadece bu 25. ayet üstünde durabileceğiz. Hem muhtevası çok geniş, hem de müfredatı çok derin bir ayet. Önemli olan Allah'ın kelamından Allah'ın manayı muratlarını anlama gayretiyle yaşamak, anlamak, yaşamak. Hayatımızı böyle geçirmektir. Cenab-ı Hak öyle anlayıp, öyle yaşayıp hayatımızın sonuna kadar Kur'ani ölçülere göre yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Doğru. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, bir arkadaşımız taşların yakıt olması kapsamında kaya gazından da bahsedilebilir. İçerisinde doğal gaz barındıran kayalar var. Bu kayalar kömür gibi yakılabilmekte ve yine bunlardan gaz da elde edilebilmektedir. Kuzey Amerika'da çokça kaya gazı madeni mevcuttur. İngilizcesi de şudur demiş. Güzel ya. Bakalım bu ayetin tefsirinden daha ileride önümüze neler çıkacak, neler çıkacak. Biz şimdi anlaşıldığı, anlayabildiğimiz kadarını söylüyoruz. Kur'an Allah kelamı, kıyamete kadar Allah kelamı. Daha kim bilir ne manalar çıkacak. İmam Şafii diyor ki Allah seleften razı olsun. Kur'an adına çok şey söylediler. Ama bizim de söyleyebileceğimiz çok şeyi bize bıraktılar. Bizden sonraki nesillerin de söyleyebileceği çok şey Kur'an adına kalacaktır. Buradan da o manayı anlıyorum. Üstadın bu sözünü 23. ayet bağlamında nasıl anlamalıyız demiş. Risale-i Nur gökten inmiş, Kur'an'ın arştaki yerinden alınmıştır. Evet, gökten inmiş Kur'an, yani inzal ve tenzil de var. Arştaki yerinden alınmıştır. Tam kalbinden alınmış demek. Yani Risale-i Nur Kur'an'ın tam arş, çünkü kalp manasındadır bu manada. Tam Kur'an'ın kalbinden, yani özünden, ruhundan alınmıştır demektir. Risale-i Nur Kur'an'a, Kur'an ise arş-ı azama bağlıdır şeklinde özetledim. Tabi yorulduğum için daha tafsilatlı bir kısım izahlar getirebilirdik. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a Vallahi emanet biz ediyorum. de teşekkür ediyoruz.